Fransa'nın rengarenk gülleri olan Kürt rengi soldurulmaya, yok edilmeye çalışıldı. 2 yıllık zaman dilimi içerisinde işte Türkiye'nin yaşamış olduğu bütün bu atmosferi yaşadık biz. Dolayısıyla mesaj okunması ne demek diye sorarsanız bana, barış demek, çatışmasızlık demek, ama tecrit demek, izolasyon demek ve aynı zamanda çatışma demek ne demektir? AKP'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşması, MHP ile Ergenekon'la ittifak kurması ve Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı politikaya geri dönmesi anlamına geliyor. Ve bu politikanın bu ülkeye faturasının ne olduğunu alın 20 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadarki zaman dilimine bakalım. Şehirler yıkıldı. İnsanlar canından oldu, insanların canı alındı. Olağanüstü hal rejimi bu ülkeye geldi. Junta girişimi gerçekleşti bu ülkede. Dolayısıyla Kürtlerle müzakere demek, bakın nihai barış dahi demiyorum ha, Kürtlerle müzakere etmek demek, diyalog kurmak demek, demokrasi çıtasının yükselmesini, ekonomik kalkınmanın yükselmesini, insani değerlerin yükselmesini, insanların birbirine kucaklaşmasına yol açarken, Kürt karşıtı politika ve Kürt düşmanlığı politikası, şer koalisyonunun kurulmasına ve o şer koalisyonunda her açıdan ülkeyi bir karanlığa sevk etmesine yol açtı. O halde dönüp nevroz alanına hükümetin de devlet aklında bakması gerekiyor. Dün 2013 nevrozuna geri dönsün çağrıları da yapıldı. Bu çağrıların karşılık bulacağını düşünüyor musunuz hükümet tarafından? Karşılık bulmak durumundadır diye düşünüyorum. Çünkü başka bir çıkış yok. Bugün Sayın Başbakan açıklama yapmış. Bir kez daha demiş ki nevroz alanları boştu. Bir kez daha. Bakın. Sayın Başbakan şunu çok iyi bilmeli ki, gerçeği görmeyerek, gerçeği yok sayarak, gerçeği ortadan kaldıramazsınız. Hani gözleri var ama görmüyor. Kulakları var ama duymuyor. Vicdanları var ama hissetmiyor. Böylesi bir tıkanmayı aşmak istedi Diyarbakır halkı. Ve bana göre büyük bir kapı açtı, büyük bir kapı araladı. Ve dönüp dedi ki, ey siyaset kurucuları, benim adıma konuşurken benim meramıma, benim sesime kulak ver. Millet diyorsun değil mi? Millet iradesi diyorsun değil mi? Al sana 400-500 bin insan, halk, millet tek bir ses, tek bir sloganla ben özgürlüğümü istiyorum. Ben irademe sahip çıkıyorum. Ben barışa sahip çıkıyorum. Ben çatışmaya, savaşa karşıyım. Ama aynı zamanda ben bugüne kadar 2 yıldır uygulamış olduğunuz çatışma politikasını, olağanüstü rejim politikasını, öldürme politikasını kurumsallaştıracak olan anayasanıza, anayasa paketinize karşıyım. Hayır diyorum. Ve aslında burada yanlıştan dönün. Yeni bir başlangıç yapın. Yeni bir başlangıca kapı aralayın mesajını içeriyordu. Ben bu mesajın gereğinin hayat bulması için HDP olarak biz var gücümüzle çaba sarf edeceğiz. Müsaadeniz olursa ben bir kez daha başaran Diyarbakır halkına 7'den 70'e teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hakikaten Diyarbakır bir kez daha, hani derler ya, yaptı yapacağını. Bir kez daha yaptı yapacağını ve aşk olsun Diyarbakır'a. En zor zamanda, en zahmetli dönemde mutlaka bir fark atar ve bir farkındalık yaratır Diyarbakır. O açıdan da ben Diyarbakır halkının da evladı olmaktan ama aynı zamanda uzun yıllar bu kente katkı sunmaktan da büyük bir onur duyduğumu
Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Peki Başbakan Binali Yıldırım'ın nevroz alanları boş kaldı sözüne değindiniz, eleştirdiniz. Bir de hükümete yakınıyla bilinen bazı medya yayın olanları da dün Diyarbakır'da HDP'ye nevroz şoku diye sabah saatlerinde çekilmiş bir fotoğrafı manşete taşıyıp haber yapmıştı. Dün partinizin resmi Twitter hesabından sizin fotoğrafınızla... Ben baktım, evet. Göremedim onları aranda. Çok da baktım. Hatta ben göremeyince Ahmet abiyi çağırdım. Ahmet abi sen de gel, sen de bak dedim. Birlikte baktık. Gerçekten göremedik onları. Biz onları göremedik. Ama emin olun, Diyarbakır halkının o coşkusu, o sahiplenmesi, o yüz binlerin yüreği bugünkü manşetlerinde yerini buldu. Evet, bugünkü manşetinde çark dünkü ettiler. Manşetlerini yalanlıyorlar. Kendilerini yalanamak. Çark ettiler ve gerçeği görmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla gerçeğin görülmesi için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, sinmeden gerçeğin ve sadece gerçeğin görülmesi konusunda çabamızı büyüteceğiz, çabamızı sürdüreceğiz. Peki Diyarbakır Nevrozu ile ilgili son bir soru. Sabahın ilk saatlerinde, erken saatlerinde daha kutlamaların başlamasına saatler varken bir ölüm olayı da gerçekleşti. Nevroz alanına girmeye çalışan bir genç yaşamını yitirdi polisler tarafından vurularak. Diyarbakır Valiliği gencin canlı bomba şüphesiyle vurulduğunu açıkladı ve o gencin polislere çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim diye bağırdığını belirtti yaptığı açıklamada. Ancak bugün gencin alana girdiği ve vurulma anına ait fotoğraflar yayınlandı. O fotoğraflar valiliğin açıklamalarının tam tersini yansıtıyor. Bu durumla ilgili neler söyleyeceksiniz? Dün sabah olayın gerçekleşmesi anından sonra Diyarbakır Valiliği ile bir temasımız oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse gün boyu çeşitli noktalarda provokasyon girişimleriyle karşı karşıya kaldık. Ben bu vesileyle bütün bu provokasyonları boşa çıkaran Diyarbakır halkına bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hakikaten halkın feraseti amiyane tabiriyle devletin ve devlet kurumlarının ferasetinden kat be kat daha yüksek bir noktada olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün bu provokasyon girişimleri boşa çıkarıldı. Alana girişler, alandan çıkışlar, pek çok noktada sıkıntılar ve alana gelen bütün insanlar tamamen kendi olanaklarıyla gelen insanlar. Evet. Örneğin ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken otobüsler halkın bayramıdır, halkın nevrozudur ve hizmet ederlerdi. Tam tersine otobüslerin güzergahları değiştirildi. Nevroz alanına yakın olan yerlerden geçmemesi konusunda evet, bir güzergah değişikliği yaşandı. Şimdi dün yaşamış olduğumuz olayın kendisine dair bir görgü tanıklarının anlattıkları var. İki fotoğraf karelerinin anlattıkları var. Bir de yapılan resmi bir açıklama var. Bu üçünü birlikte ele alıp irdelediğimizde çok açık söylüyorum, ortada bir cinayet var. Ortada bir maktul var. Bir genç, üniversite öğrencisi bir genç, canlı bomba olduğuna dair kendisinin beyanlarının olduğu söyleniyor resmi açıklamada. Oysa ki fotoğraf karelerinin tümünü incelediğimizde, ki fotoğraf kareleri peş peşe çekilen aynen, fotoğraflar ve biz belden yukarı çıplak bir vücut görüyoruz. Ve açıkça şunu söylemek gerekirse, istenilirse çok rahat bir şekilde sağ ele geçirilebilecek bir durum görüyoruz. Ama bütün bunlarla birlikte bir yargısız infazın olduğu fotoğraf kareleri çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu hem cinayettir hem de yargısız bir infazdır. Bunun mutlak suretle açığa çıkarılması, oradaki diyalogların ne olduğunu tam olarak ben bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Onunla polisler arasında nasıl bir diyalog gerçekleşmiş onu bilmiyorum. Ona vakıf değilim. Onu bilmeye, ona vakıf olmaya çaba sarf ediyoruz ve onun verilerini toplamaya çalışıyoruz. Ama her ne olursa olsun, diyalog her ne olursa olsun, velev ki çok agresif olsun, velev ki hakaretvari konuşmuş olsun, ne olursa olsun, bunun cezasını
oradaki görevli veremez. Onun yapacağı tek iş var, onu derdest etmek, başta bir suç, başta bir isnat, onu adli kolluğa teslim etmektir. Ama bizim şu ana kadarki verilerden, şu ana kadarki delillerden hareketle son bir cümle kurmam gerekirse, bu bir cinayettir, bu bir yargısız infazdır. Ve bunun perde arkasının ne olduğunun tümüyle açığa çıkarılması konusunda biz çabamızı sürdüreceğiz, ama esas sorumluluk mülki erkandadır. Esas sorumluluk yargıdadır. Benim kaygım, benim endişem, belki de bu olay vesile gösterilerek başka bir nusubet yaşatılmak istenmiş olabilir Diyarbakır'a. O açıdan da bu olayın arkasındaki bütün teferruatların açığa çıkarılması demek, aynı zamanda kolluk içerisindeki olası, var olan bir art niyetli yapının da açığa çıkarılmasını sağlayabilir. O açıdan da kamu düzenliği açısından, kamu güvenliği açısından, halk güvenliği açısından bu vakanın bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarılması çağrımızı yine diyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Peki. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Diyalog ne olursa olsun, ne olursa olsun, bunun yöntemi hayat hakkını elinden almak değildir. Hiçbir şey bunu meşrulaştıramaz. Hiçbir şey bunu mazur gösteremez. Şu ana kadar yapılmış olan açıklamanın dışında toplumu tatmin edecek olan açıklamalara ihtiyaç var ve acilen yapılması gereken ilk iş, bir hukukçu kimliğinde söylüyorum, o olayın gerçekleştiren bütün kamu görevlileri derhal görevden el çektirilmelidir ki deliler karartılmasın. Onlar da fotoğraf karelerinde mevcut zaten, evet. Olan yaşandığı alanda bulunan polisler. Buradan Cizre Nevruz'una da geçmek istiyorum. Oraya da belki ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sokağa çıkma yasaklarının en fazla kendi hissettirdiği, en fazla tahribatın oluştuğu yerlerin başında Cizre geliyor. Ona rağmen dün Cizre'de de büyük bir katılımla Nevruz kutlandı. Polis barikatlarına rağmen binlerce kişi barikatları aşıp Nevruz kutlamasına yürüyerek katıldı. Cizre için neler söylemek istersiniz? Halk bir kez daha özüne sahip çıktı. Halk bir kez daha rengine sahip çıktı. Halk bir kez daha evlatlarına sahip çıktı. Ve halk hiçbir şart ve koşulda özünden, özgürlük talebinden, onurundan vazgeçmeyeceğini haykırdı. Ben bir kez daha müteşekkirim bu halka. Ve bu halkın evladı olmaktan da büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Ve mutlak suretle bu halka da layık olmanın çabasını ortaya koyacağız. Dün Nevruz alanında aynı zamanda Cizre'den gelen, İdil'den gelen, Şırnak'tan gelen, Nusaybin'den gelen ve Diyarbakır'daki barış annelerimizle buluşan barış anneleri vardı. Bakın, bu anneler bütün bu acıya, bütün bu travmaya rağmen evlatlarımızın hakkını ve hukukunu bize barış müjdesi verirseniz korumuş oluruz. O zaman onurlu bir barış, özgürlük, adalet tecelli ettiğinde evlatlarımızın emeği boşa gitmedi demiş oluruz. Ve o zaman bizim de aynı zamanda annelere karşı yükümlülüğümüz, sorumluluğumuz hafiflemiş olur. Topluma karşı, insanlığa karşı yükümüz, sorumluluğumuz hafiflemiş olur. Bu açıdan bana göre Cizre Nevruz'undan Ahmet Nevruz'una, Van Nevruz'undan hatta ve hatta İstanbul Nevruz'una, bütün Nevruz'un 2017 Nevruz'unun esas mesajını bir kez daha söylüyorum. Halk verdi ve bizim de bu mesajı büyütmek, bu mesajı yaygınlaştırmak ve siyasetin bu tıkanılmışlığından çıkması konusunda önemli bir güç haline dönüştürme gibi bir sorumluluğumuz var, bir mesuliyetimiz var. Peki, dilerseniz referandumu konuşmaya başlayalım. Zira sadece haftalar kaldı referanduma. 16 Nisan'da Türkiye sandık başına gidecek. Başkanlık sistemine evet ya da hayır diyecek. Siz nasıl bir sonucun çıkacağını tahmin ediyorsunuz? Ben bir kez daha toplumun ferasetinin, siyasetin ferasetine
baskın geleceğine inanıyorum. Toplumun aklının ve vicdanının, siyasetçilerin ya da kimi siyasetçilerinin aklından ve vicdanından baskın geleceğine inanıyorum. Ve bu itibarla da hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Bu hayırlı sonuç herkes açısından emin olun ki hayırlı olacaktır. Sadece muhalefet açısından değil, emin olun oyunu kime vermiş olursa olsun toplumun tümü açısından hayırlı olacaktır. Bakın, Kürtlerin hayır deyişinin, hayır demesinin onlarca nedeni var. Ama örneğin ben Osman Baydemir olarak bir başka siyasi partinin söylemiş olduğu hayır nedenlerinden bir tanesine ben katılmıyorum. O benim hayırım değil. Ama benim hayırlarımın nedenleri var. Onun da hayırlarının nedenleri var. Başkasının da hayırlarının nedenleri var. Neden ne olursa olsun, ama neden ne olursa olsun, bu hayırların toplamı bu ülkeye yeni bir kapı açılmasını beraberinde getirecek. O açıdan da herkesin hayırı kendisine, ama totalde sonuç itibariyle, belki bugüne kadar hiçbir yerde kullanmadığım bir sözü ifade edeceğim. Hayır da AKP'nin dahi hayrı var. Çünkü nasıl bir hayır bu? Hayır çıkarsa, kendisiyle yüzleşme fırsatı bulacak AKP. Toplum hayır diyerek AKP'ye bir boy aynası tutacak. Buyur kendini bu aynada gör diyecek. Kuruluş felsefesinde sen neredeydin? Bugün neredesin? Sorusunu yönetmiş olacak. Ve onlar da kendilerini görmüş olacaklar. Biz nerede hata yaptık sorusunu onlara sormuş olacaklar. Eğer cesaretle, metanetle bu soruya yanıt verebilirlerse, işte bu girdaptan hükümet, yani AKP de çıkmış olacak. Onların bu girdaptan çıkması demek, Şer koalisyonunun dağılması demektir. MHP ile Ergenekon'da, yani şiddetle, yani baskıyla, yani zulümle, yani olağanüstü hal rejimiyle bir toplumun idare edilemeyeceğinin farkına varmış olacaklar. Ve bu itibarla da müsaadeniz olursa, ben hayırlarımızın gerekçesinden ziyade hayırın hiç kimseye kaybettirmediği meselesinde bir iki husus daha ifade etmek istiyorum. Örneğin hayır çıktığında olağanüstü hal rejimine toplum hayır demiş olacak. Olağanüstü hal rejiminin kalkması, olağan bir rejime geçmemizde kimin ne zararı olabilir? Bugün yüzlerce basın mensubu cezaevinde. Onların özgürlüğüne kavuşmasından kimin ne zararı olabilir? Onlarca televizyon kanalı kapatıldı, ekranları karartıldı. Evet. Onların izleyicileriyle buluşması, onların basın hürriyetinin gerektirmiş olduğu yayınlarını gerçekleştirmesinden kimin ne zararı olabilir? Yüzlerce enstitütü kapatıldı, Kürt enstitüsü kapatıldı. Bunların açılmasında kimin ne zararı olabilir? Ötesinden söyleyeyim. Diyelim ki hayır, %60 çıktı hayır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmaya devam edecek. 2019'da aday olduğunda, halk tefeci gösterdiğinde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçecek. Dolayısıyla koltuğunu kaybetmeyecek. Veya hayır %60 çıktığında hükümet olmaya devam edecek. Kimse koltuğunu kaybetmiş olmuyor, tırnak içerisinde ifade ediyorum. Ama bir şey kaybediliyor. Şer politikası, şer koalisyonu dağılıyor. O şer koalisyonunun dağılmasında herkesin hayrı var. Yine müsaadenizle başka bir hususa dikkat etmek istiyorum. Benim nazane kanaatim şudur. 15 yıllık AKP politikası içerisinde hükümetin diyalog kurmuş olduğu bütün kesimleri şu veya bu şekilde kandırdı. Şu veya bu şekilde tabiri caizse amacına ulaştıktan sonra bir dirsekle itekledi ve veya amacına ulaşamadığını anlayınca o ittifakından vazgeçti. Hatta birlikte yol yürümüş olduğu arkadaşlarına bile aynısını yaptılar. Ama ilk defa kandırılıyorlar.
Kim kandırıyor? İlk defa kandırılıyorlar. İttifaklarına bakarlarsa kimin kandırdığını görürler. Sadece ve sadece yaptıkları ittifaka baksınlar. Ve bu ittifaklarının geçmişte kendilerine ne söylediğine baksınlar. Son bir şey. Bu ittifak onlara aynı zamanda bir yük yükledi. Bu ittifakın, yani Şer ittifakının AKP'den bir talebi vardı. Kürt düşmanlığı talebi. Kürt anasını görmesin talebi. Kürt anasını görmesin talebi Suruç'ta başladı. Ve bugün Birleşmiş Milletler'in raporlarına kadar sirayet etti. Hani hükümet, AKP, hani Avrupa ile kucaklaşacaktı? Hani Avrupa'nın bir parçası olmuş olacaktı? Bakın, Kürtlerle diyaloğun ülkeyi getirmiş olduğu noktaya bakın. Kürt düşmanlığı politikasının şu anda bırakın vize serbestisi, diplomatlar diplomatik pasaportla Avrupa'ya giremez hale geldiler. Ve sözüm ona, bu politikayı da bir seçim malzemesi olarak kullanmaya çalışıyor. Bir evet kampanyasının bir parçası haline dönüştürmeye çalışıyor. AKP ve AKP'nin kurmayları ve Sayın Cumhurbaşkanı. Çok açık ve ne söylüyorum. Eğer kandırılmışlarsa kendi siyasi iktidarları döneminde ilk defa kandırılıyorlar. Diyarbakırların bir deyimi var. İlk defa şehpeye gelmiş durumdalar. Ve Türkiye'nin de Kürt'ün de selameti bana göre hayırdadır. Çünkü hani Kürtler açısından baktığımızda bir sürü neden var. Bir sürü hayır var. Bir sürü hayır var. Ama ya Allah aşkına %10 barajı kimin için konuldu? Ey Kürt kardeşlerim, %10 barajı kimin için konuldu? Senin iraden parlamentoya yansımasın diye konuldu. 1001 emekli, 30 yıl mücadeleyle, canınızda, dişinizde, tırnağınızda 80 parlamenter parlamentoya gönderdiniz. Yani barajı yıktınız. Barajı açtınız. Şimdi ne yapıyorlar? Bu koalisyon. Erdoğan diyor ya, ben koalisyona karşıyım. Hiç de öyle değil. 15 yıllık bütün iktidarın döneminde hep birileriyle koalisyon halindeydi. Bir millet cemaatle koalisyon halindeydi, bir millet başkasıyla koalisyon halindeydi. Şimdi de MHP ve Ergenekon'la koalisyon halindesiniz. Dolayısıyla koalisyonlara falan karşı değilsiniz siz. Tam tersine hani gemimi nereden yürütürüm hesabını yapıyorsunuz. Siyaseten de bunu bugüne kadar kandırarak yaptınız. Ama bugün kandırılıyorsunuz. Bugün yanıltılıyorsunuz. Ve bugün tek başıma iktidar olayım diye ben açık söylüyorum. Hani öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki kime niyet kime kısmet. Kime niyet kime kısmet. Diyorlar ya 165 tane cezaevi açacağız. Yeni cezaevi açacağız. 200 bin insan cezaevinde daha 165 cezaevi inşa edilecek. Peki bu cezaevleri kime niyet kime kısmet? İşte KCK dosyaları adı altında Kürt legal siyasetine onlarca soykırım gerçekleştirildi. Ve o gün bizi cezaevine koyan kadrolar bugün büyük çoğunluğu cezaevinde. O açıdan söylüyorum kime niyet kime kısmet. İşte bütün bunları durduracak olan yine 16 Nisan'ın hayırıdır. Bir normalleşmeye doğru kapı aralanmış olacak. Herkes şu soruyu kendisine soracak. Ya ben ne yaptım? Ben nerede hata ettim? Ve düze çıkmak için nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor? Sorusunu aynı zamanda özü özüne sordurmuş olacak halkın kendisi. Geliyorum yine bizim konumuza. O %10 barajı var ya. Kürtler için konulan %10 barajı, demokrasi güçleri için, muhalefet için konulan %10 barajı. Şimdi %50 artı bire çıkarılıyor. %10 barajını aşan bu kesim hükümet ortağı olabilirdi. Bir koalisyonda HDP hükümet ortağı olabilirdi. Dolayısıyla yürütmeye dahil olabilirdi. Bugüne kadar dışlananlar, ötekileştirilenler koalisyona dahil olabilirlerdi. Ama şimdi hiçbir şart ve koşulda yönetime dahil olamayacakları bir rejim inşa ediyoruz. Peki Sayın Baydemir, sizi bölüyorum özür dileyerek. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Şöyle bir soru sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım hemen hemen yaptıkları bütün referandum mitinglerinde Hayırcıları terörist ilan ediyor. En çok da sizin partinize yükleniyor ve partinizi terörist olmakla suçluyor. Terörist oldukları için hayır diyorlar diyorlar. Her iki isim de aynı şeyi söylüyor. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Benim samimiyetle bir çağrım var hükümete. Şiddetle aramıza mesafe koyun. Varsa bir sözünüz, çıkın meydanlarda, biz de meydanlarda, topluma söyleyelim, halka söyleyelim. Şu anda hükümet referandum kampanyasını, evet kampanyasını silahlı propaganda araçlarıyla yürütüyor. Şimdi bu bile başlı başına referandum zeminini, demokrasi zeminini zehirleyen bir durumdur. Bu açıdan ben bir kez daha HDP adına hükümete çağrımdır. Şiddetle aramıza mesafe koyun. Şiddet araçlarıyla aramıza mesafe koyun. Demokrasiye geri dönün. Fikir hürriyetine geri dönün. Olağan rejime geri dönün. Varsa bir hesabımız birbirimizde, sandık başına gidelim ve hesabı belirleyecek olan, hesabı kesecek olan, mahkeme kararı olan halkın iradesidir. Halkın iradesi neyse başımız gözümüz üzerine kabulümüzdür. Kaldı ki siz halkın iradesini kabul etmediniz. 7 Haziran'da halk iradesini ortaya koydu. Ama siz şiddetle, şiddete sarılarak, silaha sarılarak Suruç'tan Ankara Otogar katliamına kadar şiddete giden, katliama giden yapı taşlarını döşeyerek toplumu tehdit ettiniz. Ya tek başına iktidar ya da kaos dediniz. Tek başına bizi iktidar yapın, size huzuru veren dediniz. Toplum, açık söylüyorum ha, affınıza sığınarak söylüyorum. Ya lanet gelsin, bunlar tek başına iktidar olsun. Hele biz biraz daha oy verelim 1 Kasım'da, bunlar tek başına iktidar olsunlar, çocuklarımıza bir şey olmasın dedi. Toplumu bir kez daha kandırdılar. 1 Kasım'da tek başına hükümeti aldıktan sonra daha fazla şiddete sarıldılar ve daha fazla kan dökmesine yol açtılar. Şimdi toplum bunu yutmuyor. Halk bunu yutmuyor. Çünkü halk bu konudaki hani primini, desteğini 1 Kasım'da verdi. Şimdi aynı argümanla bir kez daha toplumun karşısına çıkıyor ve toplum diyor ki hayır, sen beni bu konuda zaten 1 Kasım'da kandırdın, ben şimdi kanmayacağım diyor. Sen eğer bu desteği alırsan, tasdik ettirirsen bu yasayı, Şırnak'ta yaptığını başka şehirde de yapacaksın. Gevel'de yaptığını başka kentte de yapacaksın. HDP eş başkanlarını, 6 milyon iradesini aldın, başka muhalifleri de alacaksın. Yani sen baskı politikanı katmerleştirerek sürdüreceksin ve sen tekçiliği bu topluma dayatacaksın. Oysa ki bu toplum tekçiliği reddediyor. Bir tek var, o da Allah'tır. Onun dışında tekçiliği reddediyor bu toplum. Yani Allah aşkına düşünün, ben milliyetçiliği alacağım, ayaklarımın altında çiğneyeceğim diyen bir hükümet anlayışı, bir devlet anlayışı, bir lider anlayışı bugün meydanlara düşmüş, kurt işaretiyle oy topluyor. Peki sen Diyarbakır'a geldiğinde o kurt işaretiyle mi oy toplayacaksın? Hani milliyetçiliği ayağının altına almıştın? Toplum artık bunu görüyor. Ve açık söylüyorum, 16 Nisan elbette ki demokrasi açısından Kürt halkının da özgürlüğüne kavuşacağı, barışa, onurlu bir barışa kavuşacağı bir kapının aralanması açısından bir milattır. Türkiye açısından da faşizm girdabına kayışın son çıkış noktasıdır 16 Nisan. Peki Türkiye geneli hayırın yüzde kaç çıkacağını tahmin ediyorsunuz? Müsaadenizle ben o konuda benim bir tahminim var ama ben bu konuda rakam vermeyeceğim. Hiç vermedim bugüne kadarki siyasi tecrübemde, hiç vermedim. Bizim programımızda ilk olsun diye. Ama hayırlı olacak. Benim inancım o, hayırlı olacak. Bakın, baskıyla, cebirle, şiddetle ve hileyle dahi o sonuç anlamayacak. Çünkü aradaki makas o kadar büyük olacak ki ve o kadar büyük olmalı ki iki ayaklı kediler trafoya girseler bile sonucu değiştiremeyecek bir makas olması gerektiğine inanıyorum. Ve o makasın da
oluşacağına inanıyorum. Bir kez daha hayırlı olsun. Hayırda hayır var. Aslında her şerde bir hayır var. İşte bu yaşamış olduğumuz 2 yıllık zaman diliminin o şerri inşallah bu hayırla sonuçlanmış olacak ve Türkiye Kürdüyle Türküyle yeni bir yol inşa edecek. Çünkü bu yol yol değil. Ya yeni bir yol açmamız lazım. Yani 2013'ün ruhuna ya geri dönmemiz lazım ya da açık söylüyorum toplum yeni bir yol inşa edecek. Ben o yolun hayırlı bir yol olduğuna inanıyorum. Ve o yolun hayırlı başlangıcının da 16 Nisan olacağına inanıyorum. Bu Nevroz tarihe bu açıdan da pek çok boyutunu ifade ettim. Bir boyutunu daha söyleyeyim. Hayırlı Nevroz olarak inşallah inşa edilecek. Ve 16 Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en hayırlı pazarı olacak. Temennisinde bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Peki son olarak Diyarbakır için bir rakam istersen. Diyarbakır'ın sizin için ayrı bir önemi de var. Diyarbakır bir kez daha şaşırtacak. Bir kez daha öncülük yapacak. Tıpkı dün yapmış olduğu gibi. Rakam yine söylemiyorsunuz. Peki ben çok teşekkür ettim. Teşekkür ediyorum. Çok için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir konukların sonuna geldik. Konuğum HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir'di. Dün yapılan Nevroz kutlamalarını, kutlamalarda verilen mesajları ve referandum sürecini konuştuk. Başka bir programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.